işte yoğun olarak şey yapacağım. Mesleki okuyup yazacağım. Türkiye'de 17 yıl anlayabilmek için 1980'li yıllarda tüm dünyada büyük bir kapitalizm krizi yaşandı. Yeni politikalar üretildi. Yeni sağcılık denildi, sağ liberalizm denildi. Bunun adına Reagan'dan tanıyoruz. Çiçir'in politikalarından, Türkiye'de Özal'ın politikalarından. İşte özelleştirmeler başladı. İşçiler ve sendikalar yasal olarak haklarını kaybettiler. Dünyanın birçok ülkesinde taşeronlaşma başladı. İşçinin ya da çalışan sınıfların kendine güveni azaltıldı. Sigortalar zayıfladı. İşten çok kolay atmalar başlandı. 150 yıldır sendikaların verdiği mücadeleler çok zayıfladı. Bütün bu politikalara paralel olarak bir şeyler dönüşüyordu dünyada. Bunu en iyi 2007 yılından sonra fark etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti'ne şeriatçı diyeceğimiz, İslamcı diyeceğimiz, orta çağcı diyeceğimiz, kendilerine dokunulmaz ve ilahi anlamlar veren bir takım şeyhler arkalarına Amerika'dan büyük bir saldırı gerçekleştiriyor. Bütün bu cemaatlere baktığımız zaman bu saldırıyı gerçekleştiriyor cemaatlere. 1980'li yıllarda kendine güvenen şehirde, sokaklarda yaşayan rengarenk insanlar, işçiler, çalışanlar falan yerini birden cemaatlere bırakmaya başladığını görüyoruz. Yani insanlar taşeronlaştıkça, kendine güvenlerini kaybettikçe, yani sosyal devlet çöktükçe, refah devleti kendinden taviz verdikçe yeni bir siyasal akım çıktı. Bunlar İslamcılar. Fakat bize dair sadece Müslüman topraklarda değil. Şimdi Müslüman kardeşler, Mısır'da 1930'lu yıllardan biri var. Ama 80'lerde Şah'a kalkıyor, yoksul kitlelerde. Aynı şekilde Ortodoks Yahudiler, aşırı Ortodokslar, Yahudiler, Şas hareketi, bir Tevrat hareketi bunlar da. Türkiye'de cemaat, Mısır'da Müslüman kardeşler neyse o kadar büyük kitlelere ulaşmaya başlıyor. Yani yardım, bağış, burs, dershane gibi okullar. Takip ederseniz bütün bunlar paralel bir devlet kurmaya çalışıyor ya da devleti arkadan dolaşıyor. Ve aynı şeyi İtalya'da bulabiliyorsun. Orada da devlet dışında bir Hristiyan ekol kalkıyor ve binlerce okul açıyor. Bunlar mesela sayıları 300 değil, 500 değil, 1000 değil, 10 binlerce huzurevi. Yani güya insan ve bunlar ticari şirketlere dönüyor. Büyük maddi ekonomik güç elde ediyorlar. Bunun en güzel örneği de Amerika'daki Kurtuluş Ordusu'dur. Bu yoksullara yardım eden teşkilatın. Hem Latin Amerika'da hem de Amerika'da bu protestan hareketin çok güçlendiğini görüyorsunuz. Yani 80'lerden sonra tüm dünyada Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Müslüman olsun, bütün buralarda bir cemaatleşme görüyoruz. Ve Türkiye'de bu İslami harekete biz bir muhafazakar yakıştırması yapıyorduk. Hani, kılımlı İslamlar. Ama daha çok muhafazakar, demokrat falan gibi. 2007'de biz bunu tanımlamalarımızda yanıldığımızı anladık. Çünkü burada başka bir şey var. Çünkü hem Hristiyan, hem Yahudi hem de Müslüman bu İslami cemaatlerin hepsi ortaçağ özlemiyle. Ve hepsi Fransız ihtilaline karşı, hepsi yurttaşlığa karşı. Bugün Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesi. Bunlar yurttaşlık diye bir dil uydurmuşlar, kendi ağzından çıkmıştı. Bu Fransız ihtilalinin kurduğu bir cumhuriyetin, yurttaşlığın, ayrım gayrım demeden eşit insanlara hepsinin bir karşı tavrı var. Mesela hem İtalya'da, Avrupa'daki bu cemaat hareketleri Hristiyan, hem Yahudi hem de Müslümanların ortak özellikleri şu cemaatleri. Kadın erkek ayrımcılığı yapmıyorlar. Kürtaja karşılar, eşcinsel hakları tanımazlar. Ve hepsi ayrımcı, kendi yalıtılmış okullarında kendi elemanlarını yetiştirdiler. Yani ne kadar benzerlik var. Bakın dünyanın bir sürü coğrafyasında kapitalizm büyük bir krize girip sendikalar zayıflayıp, işçiler sokağa düşüp, taşeronlama başlandıktan sonra her yerden cemaatler yeni yeni pıtır pıtır çıkıyor ve bu ortak özellikleri de devleti arkadan dolaşıyorlar. Ya da devletin ana kaynaklarını lobicilik yaparak, kendilerini gizleyerek, yasal açıklar bularak oraları, hukuk kurumlarını ele geçiriyorlar ve ana kaynaklarını şey yapıyorlar, damarlarını kesiyorlar. Gördüğümüz şudur, Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı yeni bir devlet vardır. Yani kral yok, birey vardır. Herkes hukuk karşısında eşittir. Fransız ihtilali bunu getirdi. İşte bu herkes hukuk karşısında eşittir anlayışını savunan cumhuriyet ve kurumları
bütün dünyada saldırı altında. Bugün İngiltere, Fransa çok güçlü devlet oldukları için buna karşı koyabiliyorlar. Ama Türkiye'de gördük ki böyle bir saldırı karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni arkalarına ajanları da alarak, büyük sermayeyi de alarak, hatta bunlar İsrail'deki ya da Amerika'daki bir takım sağ ya ortodoks kurumları da arkalarına alarak Türkiye'de ajan faaliyetleriyle, zaten Türkiye'nin istihbaratına 1950'li 60'lı yıllardan beri sızmışlardı. Türkiye'de milli devleti, cumhuriyeti, yurttaşlığı savunan kim varsa hepsini çökerttiler. Ve üstüne çullandılar. Çok büyük bir örnektir şey, Türkiye örneği. Bunlar bir, dikkat et, bunların bütün şeyhleri, liderleri dokunulmaz, dokunulmazlık istiyor. Mesela yanılmaz lider, peygamberani ilahi anlamları var. Düşünün, Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan şey, dünya İslam İmparatorluğu kurmak istiyor. Ömürde Osmanlı İmparatorluğu kurmak istiyor. Ama bildiğin gibi bunlar yani kralın da ötesinde daha ilahi bir fayi istiyor. Yani tanrısal, ilahi bir şey istiyor. Oysa cumhuriyetin kurumlarında kimse dokunulmaz değildir. Cumhuriyet imtiyazı da karşıdır. İlahi de bir kimsenin imtiyazı ve ayrıcalığı olamaz. Dünyada yaratılmış her fert, her insan, her etnik grup eşit ve kardeştir. İşte buna karşı büyük bir saldırı. Ve dikkat edelim, son 15 yılda da Türkiye'de sadece cumhuriyeti kurumlarını ele geçirip buradan bir şeriat özlemini devletler, ilahi güçleri olan insanlar, peygamber aynısını olan insanlar ele geçirmek istemiyor. Aynı zamanda etnik haklar özgürlük gibi durum tartışıyorlar. Meslek haklarını özgürlük gibi tartışıyorlar. Hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin bütün müktesebatına, çalışmalarına bakın. Avrupa Birliği hiçbir zaman etnik hakları, meslek haklarını özgürlüklerden saymaz. Birey hakları sayar. Bireylerin ifade özgürlüğü vardır. Konuşma özgürlüğü vardır. Seyahat özgürlüğü vardır. Mesela siz Fransa'ya gidip cumhurbaşkanı olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz, Fransa'da evlenebilirsiniz, parti kurabilirsiniz. Ama bir etnik milliyetçiliği adına bunu yapamazsınız. Buna müsaade etmezler. Türkiye'de allem bullem bu İslamcılar bir de arkaları güçlü olsun diye etnik yapılarını, mezhep yapılarını da arkalarına aldılar. Yani hepsini özetlersek, kapitalizmin çok büyük bir krizi, 1980'lerdeki krizi, sosyal devlet anlayışının çökmesiyle şehirlerin, bunu şöyle izah edebilirim. Mesela Tural Şeker Fabrikası varken maaşına, işine güvenen insanlar vardı. Ve bu insanlar bir şeyin kapısına, bir partinin kapısına kolay kolay gitmezdi, boyun eğmezdi. Ama taşeronlaşınca ne yapacak çocuğunu okutmak için? Onların dershanesine gidecek. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Bakım evi için, yardım için, burs için, ekmek için değil mi? Çalışma için. Şimdi bu bir sosyal çözülmedir. Bu sosyal çözülmeyi en iyi bu şeriatçılar, yani Yahudi şeriatçısı, Hristiyan, Müslüman cemaatler kullandılar. Ve bütün dünyada yeni bir cemaatleşme, komünleşme. Bunlar komün. Katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin dikkatine. Bunun da Bilge Tekin'in İstanbul'da Sayın Aydınoğlu, Bilge Tekin'in İstanbul'da Sayın Murat Savaş, Sayın Türkiye'de kazandı. Sayın Mavisel Yener, Türkiye'deki Cumhuriyeti parçalamak, Cumhuriyeti İstanbul'da Sayın Bülent Akgürek, Doğu Kitap Ev İstanbul'da Sayın Hayran Belli, Düşün Eylül İstanbul'da Sayın Ahmet Nesin, eskiden nasıl bir siyasi münakaşa? Bir sağ düşünceler vardı, bir de sol düşünceler vardı. Sol, işçiye, sosyal demokratlara falan dayandı. Sağ muhafazakar kültüre. Fakat biz hep Türkiye'deki İslami gelişmeyi muhafazakar gibi değerlendirmeye çalıştık. Ama muhafazakarlar iktidara geçince baktık ki bunların derdi Türkiye'deki muhafazakar değerler ve gelenekler değil. Tam anlamıyla Fransız İktidarı'nın cumhuriyet kurumunu hukuk kurumlarını ele geçirmek ve dönüştürmek. İlahi yasalara göre değil. Cumhuriyetin hiçbir başbakanı ilahi yasa, ilahi değil. İsmet Üniversitesi, hatta ben neresiyim? Ama ilahi isimler başka, şeyhler, peygamberani anlamları olan, Allah tarafından gönderilmiş gibi anlamları olan tuhaf ortaçağ özlemi içinde bütün insan peyda oldu. Olmadı. Ve dikkat edin, birden etek boylarına karışmaya başladı. Birden sokaklarımızı tek tipleşmeye başladı. Ayrımcılığa değil mi? Herkesi tek tip geçiriyorlar. Bütün okullarda bir şey olmaya başladı. Yani neredeyse birkaç yıla kalmayacak, karma eğitim yasaklanacak. Cumhuriyet karma eğitim. Ve şimdi bakıyorum ki Cumhuriyeti savunan da, Cumhuriyeti savunmak bile bir suç işlemek, bir değil mi? O hale getirdiler Cumhuriyeti savunmak. Oysa ve liberallerle lobicilik yaparak, kandırarak, Cumhuriyetle derdi olan
ya da geçmişte acı çekmiş insanları kullanarak Sayın Mustafa Kazancı, liberalleri de kullandı. Sayın Gaziler. Ve böylelikle Türkiye'de Rütüken Yayınları Standı'nda Sayın Çınar Ata, Yargısı, Dokuz Yayınları Standı'nda Sayın Ceren Bozkurt, Ordusuna, Gölü Yayınları Standı'nda İslami Sevmayeli ve gizli şeriat temellerini alarak Sayın çok büyük bir saldırı gerçekleştirip paramparça ettiler. Sen Yayıncılık Standı'nda ancak beklemedikleri bir şey oldu. Sınırsız Kitap Yayınları Standı'nda Sayın Ömer İbrahim Ay, Sayın Hasibe Ayten, Sayın Muhaddes Erdoğdu Çelik, Sahte Deliller Pahlı Yayınları Standı'nda Sayın Fahri Coşkun, Zeyn Yayınları Standı'nda Sayın Selçuk Öztürk, Zeyn Yayınları Standı'nda Sayın Kurser Göze, yani başarıları, bu büyük hareketleri 7 yıl gibi bir zamanda Türkiye'yi sürmeye başardıkları halde sonuç alamadı. Kitaplarını imzalamaktadırlar, sonuç alacaklarını sandılar. Çünkü insanlar modernizmi tanıdı. Bütün bu Yahudiler, Hristiyanlar, bu cemaatler yani Müslüman cemaatler modernizme karşı. Modernizm ne demek? Bu sokakta herkes yan yana. Bir okulda herkes yan yana okur. İnsanlar yan yana sokulur. Modernizmi eleştirmek için bakın 8. yılda ne konuşuluyor? Kadına tekrar üreme odaklı bakıyorlar. Yani şimdi bir kız arkadaşınız yanınıza gelirse siz illa üreme odaklı mı yan yana gidiyorsunuz? Hayır. Şarkı da söylüyorsun, normal, ne haber dersin, haberlerde bir şey var mı dersin, normal. Ama bütün bunlar kadına artık üreme odaklı bakıyorlar. Başka bir ilahi yasalar gözüyle bakıyorlar sana. Peki, ilahi yasalar diyorsun. Bunlar kim karar veriyor? Bir meclis mi? Halk değil. İlahi yasalar Tevrat'ta yazılmış, etek boyu ona göre, evlenme ona göre. Değil mi? Her şey ona göre idare olacak. Bu da nedir? 150 yılın Fransız ihtilaliyle gelmiş, 200 yılın bütün İnsanlık ve uygarlık birikiminin imhası demek. Şimdi burada Orta Çağ özlemindeki bu insanlar bu modern dünyaya ve uygarlığa karşı işte gözünüzün önünde, siz genç çocukların gözünün önünde büyük bir savaş açtılar. İşte bu kadar. Bak, herkesin göz önünde açtılar. Tarihten okumuyorsunuz. Etek boyları saraydan ilan ediliyor. Ayrımcı okullar başladı. Yalıtılmış okullar başladı. Kadın erkek ayrımcılığı başladı. Ve konuşan eşitlik, hukuk üzerine konuşan herkesi nasıl tutukladıklarını, nasıl yok ettiklerini görmeye başladınız. Ama Türkiye'nin batı dışı topraklarda ilk bir kurtuluş savaşı veren Türkiye'nin büyük bir gücü var. Burası 70 milyonluk bir ülke. Modern dünyanın tadını almış insanlar var. Özgürlüklerin tadını almış büyük kadın hareketleri var Türkiye'de. Türkiye'yi sindirmek kolay değildir. Bizim bir bağımsızlık tadını aldık. Biz efendi tanımayız. Ve bu ortaçağ girişimcileri Türkiye'de dersini aldılar. Ama bunun siyasal yerleşmesi ve siyasal oturması tabii ki 3 sene, 5 sene, 10 sene sürer. Ama Türkiye'den dersini aldılar. Türkiye'yi ele geçirme projeleri iflas etmişti ve rezil olmuşlar. Bütün Yargıtay'ı, Anayasa'yı hepsini ele geçirdikleri halde direnen bir Türk milleti gördüler. Gezi'yi gördüler. Şimdilik sözcüğüm bunlar. İleride devam edelim.